Ve efendim devam ediyor günün raporu programı. Kaldığımız yerden son dakika gelişmeleri oldukça sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Stüdyoma dönmek istiyorum. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem. Sayın Vekil hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletini saygılarımı, sevgilerimi selamlıyorum. İyi programlar diliyorum bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başında söyleyelim. Arasında da söyleyeceğiz, sonunda da söyleyeceğiz. Sosyal medyadan çok fazla bir teveccüh var. Çok soru var aslında. Evet. O soruları da yanıtlamaya gayret göstereceğiz bugün. Evet. Vatandaşların en çok merak ettiği elbette ki kendi sorunlarıyla ilgili. POMEM, EYT, evet, şartlı ceza, kadro, evet, öğretmenlere atama, bunlar çokça merak edilen konular arasında yer alıyor. Dilimiz döndüğünce Sayın Vekili iletmeye gayret göstereceğiz. Sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz Twitter hesapları üzerinden. Şu an 1000'e yakın soru var. Ama çoğu soruyla Allah'tan paralel ki onları, evet, ben toparlayacağım. Özel bir çalışma da yapıyorlar. Orada gruplar var. Değil o mi? Gruplar anladığım kadarıyla yapıyor onları. Hepsine selam söylüyorum. Peki. Burada. Peki ama önce Barış Pınarı Harekatı ve aslında süreç çok hassas bir süreç. Az önce Resulayn'da Türk bayrağının dalgalandığını gördük ki Resulayn, evet, evet, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı yerlerden bir tanesi saat 16'da 9 Hamdolsun. Ekim'de. Evet. Nasıl yorumlarsınız efendim? Hamdolsun. Duygularınız öncelikle ne? Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden kahraman Türk askerimize, güvenlik güçlerimizin tamamına, polis özel harekatımıza, jandarma özel harekatımıza, tüm Mehmetçiklerimize, yine güvenlik korucularımız o bölgede iç sınırlarda yine mücadelelerini yürütüyorlar. Her birine buradan ben minnet duygularımı iletmek istiyorum ve diyorum ki Rabbim ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Geride kalan kederli ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Gazilerimize de hem acil şifalar diliyorum hem uzun ömürler diliyorum. Tabii Türk bayrağı her nerede dalgalanırsa, ben hep söyledim onu, bizim için şan şeref. Türk bayrağının bugün dalgalandığı noktalar ve dalgalanması gereken noktalar, her programda zikrettiğim gibi ne kadar yayılmacı bir politikayla gidersek, ne kadar fazla orada aslında güvenlikli bölgeleri oluşturup oradaki milletin aslında beklediği Türk'ün koruma çatısını orada oluşturabilirsek ne mutlu bize. Bir askere bakıp o çaresiz gözlerle, o göz çaresizliğin içerisinde sevincin aktığını ben oradaki Suriyelilerin gözünde gördüm. Ve askerimizin de o merhamet elinin oraya nasıl uzandığını, hem devletimizin politikaları gereği, hı hı, o bölgede yapmış olduğu çalışmalar çok çok kıymetli. O bölgenin de huzura ihtiyacı var. Yine aynı şekilde sınırımızın iç tarafındaki illerin tamamının da huzura ihtiyacı var. Yani terörden liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de dediği gibi aslında son terörist ölene kadar, son silah kırılana kadar hem ülke sınırları içerisinde hem Fırat'ın doğusunda güvenlikli bölge oluşturulmak şeklinde bunu senelerden beri söylüyor, doğru, liderimiz. Gerekli çalışmalar bugün... Yıllar önce ifade etmişti. Tabii çok yıllar önce ifade ettiği vakit bunun gerekliliğini düşünün, öngörünün ne kadar tabii yüksek olduğunu, bunun gerekliliğini zikrederken de demişti ki terör saldırıları ülke içerisinde, yani kendi sınırınız içerisinde önlemeniz yeterli değil. Çünkü orada yaptığınız mücadelede ne yapıyor aslında? O terör grupları hemen sınırın ötesindeki en yakın yere kaçıyor. Oraya gittiğinizde biraz daha ileri gidiyor. Ama yok ettiğinizde, şimdi orada çok uzun bir şerit biliyorsunuz aslında oluşturuluyor. Ve o oluşturulan şeritte de çok hızlı ilerleniyor. O da çok önemli. Orada artık ülkenin hem sınırı, hem sınırın Türkiye tarafı, hem sınırın ötesi tamamen şey altına alınacak, koruma altına alınacak. En önemlisi bugün hepimizin aslında rahatsızlık duyduğu, evet Türk milleti hakikaten kalbi feraseti çok yüksek. Bu anlamda insanları bağrına basma noktasında da en büyük örneklerinden bir dünyaya meydan okumuş bir millet. 4 milyon Suriyeli'yi bağrına bastı. 4 milyon Suriyeli'ye maddi manevi üzerine düşen her şeyi yaptı. Ama ne var ki? Kolay değil onların hem Türk milletiyle uyumlu bir şekilde yaşaması hem aynı zamanda uzun süreli. Çünkü misafir konumunda geldiler, sığınmacı konumunda geldiler. Ama onların tekrar kendi ülkelerine, insanın kendi vatanı vatanıdır, kendi ülkelerine de güvenlikli bir şekilde götürülmeleri için o bölgede de huzurun tesisi, tekrar yapılanmanın gerçekleşmesi ve insanların da güvenlikli şekilde, ülkemizdeki Suriyelilerin de güvenlikli şekilde kendi ülkelerine, kendi şehirlerine, yaşadıkları yerlere nakliyesinin yapılması, evet, noktasında da önemli bir adıma vesile olacak. Yani sadece terör unsurlarından temizlenmeyecek. Bakın mazlum milletlerin mazlumluktan kurtarılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milliyetçi Öykücü Camianın lideri, burada Cumhur İttifakı'nın çok büyük, yani Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız
Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin yürütmüş olduğu bunlar, bu stratejiler çok önemli. Hem şehir, kendi ülkemizdeki sınır şehirleri, işte kilise bombanın düştüğü günü hatırlayalım. Kolay bir şey değil. Bakın orada kilislerin yaşadığı çok zor günlerdi. Terör saldırısı, işte dönün gelin Hatay'a, buraların tamamında çok büyük aslında zulümler yaşandı. Terör saldırıları sebebiyle yine sınırın ötesinde de yaşandı ve orada tüm temizlikler yapıldıktan sonra, terörden oralar arındırıldıktan sonra ve daha büyük stratejik resme baktığımız zaman aslında bağımsız bir paçavra devletinin kurulmasının önündeki en büyük teminat bugün liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun da önüne geçirilmiş olacak bu vesileyle. Çünkü ne olacak? Küresel çeteler kullanmak için bir figür arıyor. Bu figür ne? Burada oluşturulmaya çalışılan o paçavra devlet. Onu oluşturacak. Ondan sonra küresel çeteler o paçavra devlet üzerinden bizim ülkemize ve burada hani ülkemizin güçlenmesinin önündeki engeli oluşturmaya çalışacaklar. Büyük stratejik planda da aslında işte o Orta Doğu projesinin maalesef arka planında yapılması çalışılan Türkiye'nin önünü kesme planını da önüne geçirmiş olacak. Yani bu iş sadece terörden arındırılsın, orada bir güvenlikli bölge oluşturulsun değil. Doğru. Devamında da aslında bizim yüzyıllarımızı, yani ebed müddet devletin yaşatılması noktasında teminat oluşturma noktasında da gelecek olan tehlikeleri öngörüp bu tehlikelerle ilgili de tedbirler alınmış olacak. Peki dışarıdan gelen tepkiler var ve hani tepkilerin nereden geleceğini aşağı yukarı biliyoruz ama Kıbrıs'ı tahmin etmezdik, evet. Filistin'i tahmin etmezdik belki. Çünkü Kıbrıs demek Türkiye demek, Türkiye demek Kıbrıs demek. Filistin için Türk milletinin neler yaptığıyla karşı karşıya kaldık yine Türkiye'de ve Barış Pınarı Harekatı'na köstek mesajları, destek mesajları değil, köstek mesajları vardı. Keşke hiç mesaj atmasaydılar ya da hiçbir yorumda bulunmasaydılar. Köstek mesajı ama olduğunu da bilmeseydik. Ama attılar ki, bakın çok önemli, attılar ki gerçek yüzleri ortaya çıktı. Yani atmasaydılar yani gerçek yüzünü göremeyecektik. Yani bugün atmamış olsalardı diyorsunuz. Gerçek yüzlerini göremeyecektik. Belki çok daha çirkin, küresel çetelerle birlikte gizli planlar içerisinde olacaklar. Yani Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Köcü'nün bu ifadesi Kıbrıs halkını, Kıbrıs'taki Türk milletini sizce bağlar mı? Hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü neden? Veli nimet biliyor Türkiye'yi. Yani orada kan akıtılarak çok büyük mücadelelerle ben buradan Kıbrıs gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün Kıbrıs gazilerimize de buradan saygılarımı iletiyorum. Rabbim onlara uzun ömür, çok az kişi kaldı, uzun ömürler versin. Ama Kıbrıs için siz gidip orada dolaştığınızda, vatandaşla konuştuğunuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veli nimeti bilir, yavru vatan olarak kendini tanımlar. Hiçbir şekilde halkta bir karşılığı yoktur Akıncı'nın. Akıncı'nın söylemiş oldukları sadece kendisinin safının nerede olduğunu söyledi. Bunun aynısını Atatürk'ün partisi olarak nitelendirilen parti için de söyleyebiliriz. Şimdi görüntü ne, üzerinde kıyafet ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet değerlerimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin bugün olmadığını siz aslında söylemlerle ortaya koyabilirsiniz, görülebilir. Evet, kerhen Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyor gibi görünüyorlar ama aradan öyle sesler çıkıyor ki buna savaş diyenler, yani tam o PKK ağzıyla konuşanlar partinin aslında nereye evrildiğini, nerelere hizmet ettiklerini, yine aynı şekilde partinin başındaki Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden de anlaşılacağı üzere Türk milleti bunu değerlendirmelerini yapacak. Ben Cem Bey özellikle sahada gezerken şunu görüyorum. İnsanlar diyor ki CHP'ye oy vermiş olanlar şunu söylüyor. Bin pişmanız. Hele hele bugün vatanımızın bekası için, Türk milletinin geleceği için orada mücadele eden kahraman Türk askerine dil uzatacak olan kim olursa olsun bizim gözümüzde yok hükmündedir. Şimdi önemli bir noktaya geldiniz aslında. Evet. Yönetmenimden rica edeceğim. Sıradaki habere girelim şimdi. Anons edeceğim ama ondan önce. Yani CHP bizim için Mahir Ünal değil. Onu birazdan girelim. Yılmaz Ateş'e girelim. Şimdi tam CHP'den bahsetmişken. Dün akşam bir televizyon programında genel yayın yönetmenimiz Metin Özkan'ın da konuk olduğu bir televizyon programında CHP 23. dönem Ankara milletvekili Yılmaz Ateş'in bir açıklaması vardı. Bir ifadesi vardı. Hatta bir itirafı vardı. O itirafı haberini izleyeceğiz. Tabii. Dedi ki CHP'li Ateş partim FETÖ'ye teslim oldu. Yani sokaktaki vatandaşın demesi normale getirmeye çalışıyorum tabii, ki tabii, parti içinden tabii. Önceden milletvekili yapmış ve kendisi dün televizyonda da takip ettim söyledi. 20 yıl aralıksız CHP'de bulunan bir isim.
CHP'yi FETÖ'yle suçladı. İzleyelim, akabinde yorumunuzu merak ediyorum. FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz. Abi canım, Yılmaz Bey niye... CHP'li Yılmaz Ateş'ten FETÖ itirafı. Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim teslim oldu. Ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eyvallah. Eğer olsa... CHP 23. dönem Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında itiraflarda bulundu. CHP'li Ateş, partim FETÖ'ye teslim oldu. Teslim olmasaydı darbe girişimi yaşanmazdı ifadesiyle gündeme bomba gibi düştü. Benim partim derken? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahsediyorsunuz. FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz. Abi canım, Yılmaz Bey'i niye ihraç ettiler zannediyorsun? Ateş bu konuda MHP ve Fenerbahçe kulübünü tebrik ediyorum ifadesini de kullandı. Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem de Fenerbahçe kulübünü. CHP'li Yılmaz Ateş ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut milletvekillerinden daha çok CHP'li olduğunu da söyledi. Maalesef benim partim teslim oldu. Ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eyvallah. Eğer olsaydı... Evet, şimdi sokaktaki vatandaşın ifadelerini söylediniz. CHP bizim için yok hükmündedir. Evet. Ve dün akşam da 20 yıl aralıksız CHP'de görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. 23. dönem CHP, 23. dönem Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş televizyon programında ifadesi FETÖ'ye teslim oldu diyor. CHP FETÖ'ye teslim oldu diyor. Ve bunu nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamada? Burada aslında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin tam bir söylemiyle karşılık vermek istiyorum. Hatırlarsanız bir çağrı yaptı. Aslında herkese çağrı yaptı. Her kim ki işte FETÖ'nün çukuruna düşmüş ise veya farklı şekilde farklı iltisaklar dolayısıyla normal olması gereken yerden uzaklaşmış ise, bu çağrıyı CHP'ye de yaptı o zaman. Bu vesileyle dönün gelin kendi ekseninize. Ve dönün gelin işte milli unsurlara, Cumhur İttifakı'na diye çağrı yapmıştı. Şimdi bakın, burada aslında parti içerisindeki bu seslerin çoğalmasını ben temenni ediyorum. Çünkü gerçekleri biz ortaya koyuyoruz. Ben uzun zamandan beri her çıktığım programda şunu söylüyorum. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine sızılmıştır ve parti ele geçirilmiştir. Çünkü Cumhuriyet değerleri üzerine kurulmuş olan bir partinin bugün bu söylemlerde bulunması sadece Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değil. Düşünün, kayyuma devrolan belediyelerle alakalı kürsüye çıkıp bunun antidemokratik bir tavır olduğunu, yasa dışı olduğunu söyleyebilecek kadar ileri giden milletvekilleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onu bırakın, işte o PKK'nın uzantısı olan o HDP partisinin destekçiliğini, yandaşçılığını, açık açık birlikteliğini biz 31 Mart'ta açık açık görmedik mi? Doğru. Yani bir ittifak kurdular. Bu ittifakın içerisinde bunlar beraberlerdi. Fatma Kurtulan, onların milletvekili kürsüden çıkıp bağıra bağıra bizim oylarımızla siz burada oturuyorsunuz diye bunu İYİ Parti'ye de söyledi, diğer tarafa da söyledi. Doğru. Şimdi bunların hepsini aslında Cem Bey yan yana koyduğumuzda neyi görüyoruz? Evet, gayrimilli unsurlar dediğimiz unsurlar, bir de milli unsurlar dediğimiz unsurlar. Gayrimilli unsurların etrafında kimler var? Terör örgütlerinin tamamı bir kez var. Yani FETÖ'sü var, PKK'sı var, PYD'si var, adına YPG'si ne dersek, var. Terör örgütü. Tüm terör örgütleri var. Gelelim, küresel çeteler var. İşte şu açıklamaları yapan ülkeler var. Açıklama yapmayıp arkadan çalışan ülkeler var. Bir de aslında siyasi kılıfa girmiş, bu anlamda gayrimilli çalışmalar yapan partiler de var. Bunların hepsi mıknatıs gibi şu an ülkemizin önünü kesmek, güçlü Türkiye hedefine doğru koşan ülkemizin önünde set oluşturmak için mücadele ediyorlar. Ama unutmasınlar ki buraya ulaşmaları mümkün değil. Yani ülkemizin ne hızını kesebilirler, ne kalkınmanın önündeki engel olabilirler. Ben her çıktığım programda şunu söylüyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey var olduğu sürece, başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'den aldığımız mirası, Allah'ın izniyle hep birlikte, milyonlarca evladıyla birlikte milliyetçi ülkücü camia gerektiği yere taşıyacaktır. En büyük engel hem küresel çetelerin, hem o PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin tamamının, hem işte şu siyasi kılıflara girmiş olan bütün vatan hainlerinin tamamının karşısında bilsinler ki milliyetçi hareket vardır. Bunu herkes bilmeli ve öyle de olmaya devam edecektir. Şimdi dünkü programla ilgili son bir sorumu da sorayım. Değerlendirmenizi rica ediyorum. Merak ediyoruz daha doğrusu. Şimdi en sonunda perfora kısmında da en sonunda izleyicilerimiz dinlediler aslında haberin.
Şunu da söyleyeyim, Deniz Baykal'ın kaset operasyonuyla görevden alınmaması gerektiğini, bunun da yanlış olduğunu. Hani birçok öz eleştiride bulundu aslında CHP'li bir isim, Ankara Milletvekili 23. dönem. Ve CHP'li Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut milletvekillerinden daha fazla CHP'li olduğunu söyledi. Yani bunun altı aslında dolu. Yani mevcut yönetiminin CHP'den uzaklaştığını, hani biz konuşuyoruz, evet, ya sizler, evet, konuşuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz ya, bunu kendi içinde öz eleştiri olarak kabul edilebilir mi acaba? Tabii ki, tabii ki. Bu tamamen birebir aslında tespitin ortaya konması ve öz eleştiri. Değil mi? Çok açık bir şekilde. Yani onun için aslında vatandaşımızın, yani bizleri izleyen aziz Türk milletinin bunların hepsini değerlendirip değerlendirmesine göre hareket etmesi gerekiyor. Bugün tek bir derdimiz var. Vatan, milletimizin, vatanımızın bekası, evlatlarımıza bırakacak olan üniter devlet yapısı, evet, yine bayrağımızın her yerde dalgalanması, ebed müddet dediğimiz kavramın hem Türk milleti için hem Türk vatanı için yaşatılması. İşte bunun için yürütülen mücadelede siyasetin adı yoktur. Parti yoktur. Burada topyekün bir mücadele vardır. Bakın askerimiz bugün orada şehit olmayı göze almak suretiyle, bakın, doğru, yani evlatlarımız giderken soruyorlar, nereye gidiyorsun? Düğüne gidiyorum diyor. Burnumuzun direği sızlamıyor mu? Bizim böyle yüreğimiz, ben çok kolay bir süreç değil. Bunlarla mücadele ederken bunun için bir yanda ölümü göze almış olan insanlar, öte tarafta buna savaş diyenler. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim borcumuz var. Kimlere borcumuz var? Bizim şehit olan öğretmenimize, bizim şehit olan askerimize, şehit olan doktorlarımıza, bunların tamamına, güvenlik güçlerimize, korucularımıza, emniyet teşkilatımıza bizim borcumuz var. İşte bu borcumuzu tam da ödemenin zamanı. Allah'ın izniyle terör unsurlarından temizlenecek, evet, ve Türk milleti bu açıdan da bir nefes alabilecek. Peki efendim, şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranlardan devam edeceğiz ama az önce CHP'li Ateş'le ilgili haberi izlediniz, ifadelerini aldık Sayın Erdem'in değerlendirmelerini. Şunu da atlamamakta fayda var. Bu konuda, yani FETÖ'yle mücadele konusunda MHP ve Fenerbahçe Kulübü'nü tebrik ediyorum ifadesinde kullandı. Ele geçirilmemesi noktasına, taviz verilmemesi noktasında kendi partisi CHP, evet, tavizin ta kendisinin verdiğini, ele geçirdiğini, hatta ele geçirilmemiş olsaydı bu darbe girişiminin olmayacağını söyledi. Evet. Ama Genel Başkan Yardımcısı telefonla bağlandığı halde de geri adım atmayan bir isimdi kendisi. Onu da ifade etmekte fayda var. Belki izlemeyenler, kaçıranlar vardı. Kısa bir ara Sayın Erdem'le devam edeceğiz.
Ve efendim Günün Raporu programı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların başına yeni gelen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Stüdyomda değerli bir konuğum, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem. Az önce FETÖ ile ilgili CHP'lilerin yapmış olduğu bir itiraf vardı. Onu ekranlara getirdik. Şimdi Diyarbakır'daki anneleri soracağım size. Akabinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalar ve sorulara geleceğim. Diyarbakır'da gündem çok yoğun. Diyarbakır'daki annelerin eylemlerini biz her gün işliyoruz. Kulağımız, gözümüz orada ama gündem yoğunluğundan biraz arkada kalmış gibi görünüyor. Lakin evlat nöbeti devam ediyor. Evet. Sizce evlat nöbeti, siz de bir annesiniz, bir milletvekilisiniz. Evlat nöbeti amacına ulaştı mı? Yoksa amaca ulaşması için atılması gereken birkaç adım daha var mı? Evlat nöbeti deyince ben öncelikle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Beyefendi'nin Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan, elin bir kazayla kaybettiğimiz Turan İlteber Yalçın kardeşim buradan rahmetle anmak istiyorum. Ha. Rabbim mekanını cennet eylesin. Hem ailesine, kederli ailesine hem camiamıza başsağlığı diliyorum. Şimdi gelelim Diyarbakır'daki annelerin nöbetine. Uzun seneler o coğrafyayla ilgili çalışmalar yapıldığında aslında o malum partinin başta olmak üzere bir kısım, işte o terör örgütlerinin bir kısmı ikinci sırada olmak üzere, çünkü onların arkasındaki iz düşüm orası, Kürtlerin haklarına sahip çıktıklarını, onların haklarını koruduklarını beyan edip bu vesileyle aslında o coğrafyayı sömürmüşlerdir. Neye alet etmişlerdir o coğrafyanın saf, temiz Anadolu insanının yüreğini ve duygularını? İşte kendi siyasi kirli oyunlarına Kürtleri aslında alet etmişlerdir. Türk-Kürt kardeşliği tartışılmaz ki binlerce yıl dayanmaktadır. Başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş Beyefendi de dediği gibi, nur içinde yatsın, siz ne kadar Kürtseniz ben o kadar Kürdüm, ben ne kadar Türksem siz o kadar Türksünüz. Hiçbir şekilde aslında hani Türk milletinin içerisindeki o etnik unsurlar üzerinden bir ayrışmaya götürmemeye çalışan bir partiyiz biz. Ama ne oldu? Senelerce terör örgütleri başta olmak üzere siyasi uzantıları da bu insanları kullandı ve bunların çocukları ile ilgili bunların işte dağa götürülmesi veya teröre dahil edilmesi noktasında da çalışmalar yaptılar. Bu anneler uzunca bir süre aslında kaynağını belki bilemediler. Belki arkasını araştırmadılar. Ama bir gün geldi, işte hani macun nasıl tüpten çıkar, geri sokamazsınız içine. Bir anne uyandı. Ve anne dedi ki, bunun sorumlusu sizsiniz. Sizlersiniz. Benim çocuklarımın oraya gitmesinin sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Sizler bunu yaptınız ve bu çocuklar oraya gitmenin nöbetine başladı. Anaların yüreği, anaların sesi, inanın dağları deler. Bu açıdan da HDP'nin de, zaten PKK bir terör örgütü, bunu tartışmaya bile gerek yok, HDP'nin de gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Bakın hırçınlıkları da o zaman başladı. Neden bizi suçluyorsunuz? Devlet var ya dediler. O güne kadar devleti inkar eden PKK'nın uzantısı olan parti birdenbire Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru bir zeminde görmeye başladı. Ki hiçbir şekilde Türk demiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiyor. Kürsüden farklı Kürdistan illeri gibi söylemlerde bulunan insanlar bu sefer bunları söylemek zorunda kaldı. İşte o analar bugün çok önemli bir ateş yaktı. Ben buradan onları hakikaten bir kere anne olarak tüm annelerin acısını paylaşıyorum. Allah hiçbir anne babayı evlat acısıyla sınamasın ve bu onların da evlatlarına hızlı şekilde kavuşmalarını ben Rabbimden temenni ediyorum. Devam edeceğiz, bu konu önemli bir konu. Bir iki sorum daha olacak ama yönetmenim kulağıma bilgi veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaktı. Bunun bilgisini az önce verdik. Bu ziyaret evde gerçekleşecek. Bunun da bilgisini ifade etmekte fayda olacaktır. Evlat nöbetiyle ilgili, yani aslında bakıldığında geçmişe, hani herkes şunu konuşuyor. Diyarbakır'daki evlat nöbeti. Anneler daha önce neredeydi? Hani anne, bunu söylüyorlar, güç mü aldılar? Terörle mücadele noktasında. O bölgede Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin de söylediği gibi çözüm süreci bitirilmeliydi. İşte Cumhur İttifakı'nın temelleri atılırken, tam o birliktelik sağlanırken aslında en önemli koşul oydu. Çözüm sürecinin bitirilmesi. Ve çözüm süreci bitirildi. 7/24 terörle mücadele başladı. O bölgede paçavraların tamamı kalktı. Düşünün, o bölgede bazı yerlerde paçavralar asılıydı. Ve oradaki vatandaş rahatladı. Oradaki esnaf rahatladı. Orada bir bayram havası var şimdi. Esnaf para kazanmaya başladı. İnsanlar da sağduyuyla değerlendirmeye başladılar. Düşünün, her yer ay yıldızlı al bayrakla donandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü
aslında o bölgede o malum süreçle beraber itibarsızlaştırılmaya çalışılırken ve insanlar da kabuklarına çekilmişken ama korkudan ama farklı sahiplerle bugün orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün ortaya çıkmasıyla beraber analar da bir düşündü, ne oluyor, bizim çocuklarımız nerede, dağda. Kim götürdü? PKK götürdü. Peki PKK'nın siyasi temsilcisi kim? HDP. O zaman biz gidip oradan söke söke hesabımızı soracağız. Ve Anadolu'da, bakın Anadolu'da bilirsiniz yani ritüeller var. Şimdi bir Anadolu kadınının atmış olduğu adımların her birinin orada geleneksel olarak da yorumlanması var. Bakın oraya babalar gitmedi. Bu çok önemli. Bir ana oraya gidip oturmuşsa o sonuç elde edilecek. Yani bu iş, tırnak içinde söylüyorum, namus meselesi haline gelmiş ana için. Ben buraya oturdum, ben çocuğumu almadan da gitmem diyor. Ve bunun hesabını sizden sorarım diyor. Onun için o hani biraz önce sordunuz ya, anneler bugüne kadar neredeydi? İşte anneler bugüne kadar aslında kabuklarına çekilmiş, çaresiz bir şekilde çocuklarının ya dönüşünü bekliyordu ya da çocukların neredeydi? Tam olarak bunları tespit edemiyorlardı. Ama şimdi devletimizin gücüyle, devlet elinin uzanmasıyla birlikte, o bölgenin rahatlamasıyla birlikte anneler de doğal olarak tabii ki bu konuda gerekli hesabı tam muhatabına soruyor. İşte muhatap da bunun hesabını veremiyor. Peki şimdi aslında anneler bu zamana kadar neredeydi? Vatandaşların algısıyla, sorularıyla evet. Aslında bu şekillendi. Hani çokça konuşulmuştu o zaman da annelerin bu zamana kadar nerede olduğu. Elbette ki terörle mücadele geçmişe göre daha güçlü olduğunu her tabii. platformda ifade ediyoruz. O konuda ne söylersiniz? Bir cümle alayım. Hemen TBMM'ye geçeceğim. Hani terörle mücadele geçmişe göre daha güçlü, geçmişe göre daha iyi. O yüzden Diyarbakır'da anneler oturma eylemini yapıyorlar. Devletten güç alıyorlar. Peki geçmişte ne değişti geleceğe? Çözüm süreci işte o bölgede yürütülen çözüm sürecin sancıları bunlar. Yani o dönemde biliyorsunuz birçok şey durduruldu. Çözüm süreci dediler. Biz terörle müzakere etmeyin dedik. Terörle mücadele edilir dedik. Yine o zaman da liderimiz işte 10 yıldan beri bunun aynısını söylüyor. İşte Davutoğlu'nun bırakmış olduğu heyetlerden bir tanesi biliyorsunuz. İşte hatta Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bakın 7 Haziran 2015 seçimlerinde hani şu koalisyon meselesi konuşulurken her şeyi göze alıp hiçbir şekilde çözüm süreci bitirilmeden biz masaya bile oturmuyoruz. En önemli şartlardan bir tanesi dedi. Yine 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon yapmadığından dolayı biliyorsunuz milletvekili sayısı 80'den 40'a düştü. Yani bunun sancısını buradan da aslında görülebiliyor ki Milliyetçi Hareket'in tek bir gayesi var. O da önce ülkem, sonra milletim. Ve bununla ilgili üzerine düşen neyse tam da onu yerine getiriyor. Ha çözüm süreci sonrasında bitirildi. Çünkü bitirilmesiyle beraber terörle mücadelede 7/24 mücadele sürecine geçildi. Demek ki ülkenin ihtiyacı. Şimdi tekrar söylüyorum. Terörle müzakere olur mu? Terörle mücadele olur. Mücadele olur. Şimdi terörü siz oturup pazarlık ederek çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. Onun için bu istediğimiz noktaya yani eksen olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedeflemiş olduğu eksene geldi. Terörle mücadele ediliyor 7/24. Güçlü bir Cumhur İttifakı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu an oturdu. Bununla ilgili çalışmalar, parlamentoda çok güzel çalışmalar oluyor. Yargı paketi geldi sizin de bildiğiniz gibi ilk paket. İkinci paket geliyor. Gümrük düzenlemeleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılacak şimdi. Ve peyderpey aslında milletimizin çözümü geciktirilmiş sosyal sorunlarıyla ilgili de çalışmalar yapılacak. Yani ülkemizin önünde engel oluşturan, vatandaşın mutsuzluğuna sebep olan her ne varsa bununla ilgili çalışmaların süre içerisinde hani öncelik sırasına göre biraz bütçeye de bağlı olarak yürütülmesi ve çözüme kavuşulması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinde seçim beyannamemizde yine aynı şekilde var. Bu seçim beyannamesine göre de biz çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu çalışmaları yürütmeye de devam edeceğiz. Hemen başlayalım dilerseniz. En çok soru gelen konu aslında POMEM. Hemen POMEM ile başlamak istiyorum. İstedikleri boy şartlarının esnetilmesi, yaşların, hesapların esnetilmesi. Bu noktada yorumlarınız ne olur POMEM'le ilgili? Şimdi orada 3 konu var. 1.58 olan boy şartın 1.60'a çıkarılması. Burada daha çok kız çocuklarımız işte bize müracaat ediyor. Çok sayıda müracaat var ve biliyorlar ki PÖMEM polis özel harekatla ilgili çalışmaları ben yaklaşık 5 seneden beri yapıyorum. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarda
yaklaşık 5-6 hususta da çözümleri gerçekleştirdik. O konuda artık hani talep de gelmiyor doğal olarak tabii çözüme kavuştuğu için. İşte lise mezuniyeti şartı, askerlik şartı, ondan sonra yaş düzenlemesinde bir ocak olarak sayılması falan. Bu konuyla ilgili hepatit B meselesi, bunların hepsi çözümlendi. İşte çözüme kavuşmayan mesele 1.58 boy şartının 1.60'a çıkarılması. Erkeklerde de 1.65'e düşülsün isteniyor yine. Pardon, 1.60'dan 1.58'e. Yine 1.65'e de erkeklerde düşürülmesi. Yine KPSS puanı mağduriyeti var. Yani geçen seneki KPSS ile girmiş olan kadın polis özel harekat alımı meselesi vardı biliyorsunuz. O konuda da çok mücadele ettik. Mücadelenin sonucunda da Sayın İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayla birlikte kadın polis özel harekat alımı yapılacak. Ve bununla ilgili de geçen senenin KPSS puanı baz alındı. Orada da bir mağduriyet söz konusu olduğundan dolayı işte KPSS puanı mağduriyetinin giderilmesi noktasında müracaatlar var. Yine aynı şekilde düşürülmesi yönünde müracaatlar var. Biz bize gelen müracaatların tamamı parti politikalarımızla uygunluk noktasında denetledikten sonra parti politikalarımıza da uygunsa konuyu grup başkanlığımıza arz etmek suretiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine işte KPSS'de 50'ye düşürülmesi, 65'ten 50'ye düşürülmesi yönünde bir müracaat var. Ve bu konuyu da İçişleri Bakanlığımızın yetkilileriyle paylaşıyoruz. Ve yol alabildiğimiz kadar, şimdi bu birazcık alım, yani alım ihtiyacı, alınacak olan kişi sayısı ve müracaat sayısıyla da doğru orantılı. Şimdi düşünün ki 10 bin kişi alacaksınız. 10 bin kişiye 5 bin kişilik müracaat geldi. 5 bin kişinin içinden de kazananlar 2 bin kişi oldu. Ne oldu? 8 bin kişilik bir açık oldu. Evet. Orada aslında eğer müracaat çok fazla olmaz ise, yani şu kriterlere uygun olarak doğal olarak şeylerde, koşullarda bir esneme yapılıyor. Şimdi bunların hepsini biz çalışma olarak yapıyoruz. Takibini de yapıyoruz. Takibini yaptıktan sonra bunları bakanlığa da iletiyoruz. Ve ben her yerde her zaman söylüyorum. Vatan aşkının cinsiyeti olmaz. Vatan aşkının boyu olmaz. Bir bakarsınız 1.60 boyunda ama herkesten fazla ölümü göze almış vatan toprakları için kahramanlarımız var. Yani geçmişte boya mı bakılırdı savaşa giderken, düşünün yani. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na bakın, Çanakkale zaferimize bakın. Yani bütün kadınlar hangisinin boyuna bakıldı da onlar gittiler. Herkes cepheye çıktı. Şimdi bugün de aynı şekilde aslında muazzam kahramanlık öyküleri çıkıyor. Bugün şehadete kavuşmuş olan kahramanlarımızda da biz bunu görüyoruz. Bunun mücadelesini sürdürüyorum ben. Peki, buradan ben bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime, onların da alınlarından öpüyorum. Söylüyorum. Yani kadınlarda boy şartında 1.60'dan 1.58'e düşürülmesi, erkeklerde 1.65'e düşürülmesi, çalışmalarımız devam ediyor. En çok merak edilen, takip ediyoruz. En çok merak sonucunu edilen, hep birlikte takip ediyoruz. Hep beraber sık sık da ziyarete geliyorlar zaten beni. Ben başımın üzerinde de yerlerim var. Anlatıyorsunuz da, izade ediyorsunuz. Kesinlikle. En çok merak edilen nokta elbette bununla ki. Bununla hemen bağlantılı olarak güvenlik korucularımıza ben buradan selam göndermek istiyorum. Hani bizim özellikle Güneydoğu Anadolu coğrafyamızın, Anadolu coğrafyamızın hakikaten herkesin çok fazla belki de göz önünde görmediği ama karakollara bile hain inerken, yani PKK'lar inerken önce güvenlik noktalarını geçmesi gerekiyor. Zor koşullarda mücadele ediyorlar. Çok düşük maaşla mücadele ediyorlar. Çoğunun resmi bir unvanı yok. Gönüllü korucu olarak geçiyor. Bunlarla ilgili bir korucu kanununun yapılmasına yönelik, yani bir kanunlaşmasına yönelik de uzun zamandan beri çalışmam sürüyor. Özlük haklarına yönelik çalışmalarımız. Ben buradan onlara da selam gönderiyorum. O çalışmamızda yine kanun teklifi olarak verdik. Komisyonda bekliyor. Peki şimdi izleyicilerimizin istediği gibi tek tek soralım. Sosyal medya üzerinden çokça teveccüh gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar elbette ki siz de malumunuz bu soruyla karşı karşıya kalacağınızı biliyordunuz ki çok fazla soru var. 2020 bütçesinde EYT'ye para yok mu? Bu ifade ediliyor, konuşuluyor. Tabii mücadele muhakkak devam edecektir ama son yaşanan gelişme nedir EYT ile ilgili? Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biliyorsunuz ilk çalışmaları yapanlardan biri benim. Yine grup başkan vekilimiz Sayın Erkan Akçay Beyefendi'nin kanun teklifi var bu konuda. Ve bütün grubumuz seçim beyannamemize de biz emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesine yönelik, yani 99 yasasından mağdur olanların sorunların çözümünün bulunmasına yönelik çalışmayı yapan benim ve yine aynı şekilde Erkan Bey ve seçim beyannamemizde de vardı. Ama seçim beyannamesinden sonra üzerinden biliyorsunuz güvenlik politikaları ile ilgili yapılan yoğun mücadele, terör harcamalarının çok artması, bütçesel olarak da bu konuyla ilgili belki hep söyledim ya işte bütçede öncelik sıralaması, hani ne önce geliyor ona bakmak gerekiyor. Ve bu konu, bu EYT konusu
Yani emeklilikte yaşa takılanlara ben buradan ekranları başında bizi izleyen herkese çok selamımı gönderiyorum. Ama her çıktığım programda şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir çalışmayı oy kaygısı için yapmamıştır. Bunu liderimiz de defaatle söyledi. Biz hiçbir çalışmayı bize oy versinler diye veya bize oy vermesinler yani tehditle bunu yaparsanız oy vermeyiz size artık oy yok desinler diye de yapmadık. Biz yapmış olduğumuz çalışmaları vatanımız toprakları üzerinde yaşayan mağduriyeti olan sosyal sorun olarak çözümü geciktirmiş sorunların tamamına çalışmaları yaparız. Hı hı. Milliyetçi hareket olarak bu çalışmaları ortaya koyarız. Yapmış olduğumuz çalışmalardan da geri adım atmayız. Ve bunu da aynı şekilde yaptık. Ne kanun teklifimizi geri çektik ne bir şey yaptık. Ama burada bir Cumhur İttifakı var meclis içerisinde ve bir çoğunluk oluşması gerekiyor. Bu çoğunluğun hani bu konuyla ilgili ve bütçenin uygunluğunun oluşması evet. gerekiyor ve konunun detaylı şekilde çalışılması gerekiyor. Şimdi bir sürü saldırı geliyor. Yani ben mezarlığa gidiyorum altında bir şehidimizin diyelim ki törenine gidiyorum. Altına EYT ile ilgili hakaretler geliyor. Günaydın ben diyorsun. Hakaret tabii ben hakaret edenleri ben artık günaydın zaten yani demiyorum. Şundan dolayı demiyorum. Yani biz siyasi çalışmalar yapıyoruz. Siyasi çalışmalarda gerçekten yapmış olduğumuz başarılı çalışmaların tamamını da yayınlıyoruz. Hı hı. Yani bir milletvekili düşünün hani yapmış olduğu çalışmalarda bir sürü sonuç elde ediyor. Bunların hepsini paylaşıyor. Olumlu bir şey paylaşıyor ve altında sadece bakın ama çok ilginç EYT'den saldırı geliyor. Sadece EYT'den saldırı geliyor. Peki bu vatan toprakları üzerinde yaşayıp hiç sorunu yok mu insanların? Yani EYT dışında çözümü diyelim ki geciktirilmiş veya yapılması gereken, düzenleme yapılması gereken başka hususlar da var. Onlar da gündemde, onlar da gelecek. Evet. Onlar da çünkü neden? Şimdi devamına baktığınız zaman burada dernekleşmeler, o derneğin içerisinde ayrışmalar, adalet yürüyüşüne katılanlar, farklı şekilde farklı yerlere evrilenler. Madem EYT sadece emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için kurulmuş olan bir dernek idi, adalet yürüyüşüne neden katıldılar? Ben bunu buradan sormak isterim. Evet. Şimdi bunun hepsini bir kenara bıraktığımızda da tekrar söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifimiz duruyor. Bu konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı net. Yalnız şunun bilinmesi gerekiyor. Bir parti çıkar, araştırma komisyonu kuralım bu konuda dediği zaman biz buna evet diyemeyiz. Zaten çünkü araştırma var. Komisyonu kurulmaz bununla ilgili. Biz araştırdık, teşhisi koyduk, yapılması gerekenlerin teklifini çalıştık. Sonra birdenbire popülerist bir yaklaşımla biri çıkıyor diyor ki bu konuda bir araştırma komisyonu kuralım. Geri gitmek olur aslında yani, değil mi? Tabii yani tabii ki geriye gitmek olur. Aslında EYT'liler dönüp bunu yapanlara saldırması gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu konuyla ilgili şu çalışmalar var ve vefa çok önemli bir şey. Bakın EYT'yi kimse bilmezken senelerce ben üzerinde çalıştım. Senelerce bu konuyla ilgili bir toplumda bir kamu vicdanı dediğimiz ya da konunun anlaşılmasına yönelik siyasiler tarafından da bilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Ben buradan hakikaten hakkını bekleyen, gerçek anlamda bu an hani devletimizin öncelik sıralamasında neye şu an bütçenin gittiğini anlayabilen, önce vatanımız yoksa bizim emekli maaşımız olsa ne olur? Bunu bilenlerin hepsine ben buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ama onun dışında ben bir anneyim. Ben bir kadınım ve ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekten gururla söylüyorum şerefli bir milletvekiliyim. Hiçbir çalışmamız birileri bize oy versin diye yapılmamıştır ama bize onların altına yazdıkları o çirkin yorumların hepsini yok hükmünde sayıyorum ve önemsemiyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki efendim, bir dakikamız kaldı. O bir dakikada da belki bir yerlere dokunuruz. Öğretmenlere dokunalım. Evet, o buradan çok önemli. Atama bekleyen öğretmenler evet. var. 100 bin atama, 60 bin atama evet. diyor Türkiye Eğitim Sen ama o kadar atama gerçekleşmiyor tabii. Şimdi atamalarla ilgili siz de biliyorsunuz uzun seneler çalıştık yine ve çok yüksek sayılarda alım yapılmasına da vesile olduk. Çünkü hem kürsüden bunları dile getirdik, hem kanun teklifleri verdik, hem liderimizin çok önemli hassasiyeti, özellikle çocuklarımızı yetiştiren o kutsal öğretmenlerimizin atamalarının gerçekleşmesi ve mutlu öğretmenlerin oluşması noktasında yine bununla ilgili mücadelemiz devam edecek. Ben buradan engellilerimize yani dezavantajlı grupların tamamını, engelli öğretmenler çok yazıyor, 3500'dü.
950'ye kadar düşürebildik. Çok çalıştık o konuda. Bana çok yazdıkları için ben buradan onları çok sevdiğimi tekrar belirteyim. Gerçekten çok çalışıyoruz o konuda da. Son kalan bir avuç engelli öğretmen, tüm engellerimizle ilgili. Bak yani yanlış anlaşılmasın ama ben eğitimci de olduğum için aynı zamanda özellikle eğitim camiasının tamamının yüzünün gülmesi için mücadele ediyorum ama engelli olan tüm vatandaşlarımızla ilgili toplum hayatında hem görünür olmaları hem meslek hayatının içerisinde olmaları noktasında da çalışmalarımızı gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Bakın örnek veriyorum şimdi 3500 öğretmenin 950'si şu an atanamadı ama bir tanesi bize hakaret etmiyor. Bir tanesi bize kötü yorumda bulunmuyor. Şunu söylüyor diyor ki vekilim Allah razı olsun. Siz çok çabaladınız. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda şu başarıları da elde etti. Bir avuç öğretmen kaldık. Hani buna da gayret edin diyor. Hakikaten etik davranmak ve Türk milletine yakışır tutum tam da bu işte. Ben buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Peki efendim süremizi doldurduk ama büro yönetimi ve sekreterlik 112 evet. Acil çağrı merkezi ile ilgili. Onunla ilgili yayınladık. Yeni yayınladık biliyorsunuz. O önümde hatta, zaten. Evet, evet o... Sayın İçişleri Bakanımızın açıklaması da var. Bu konuyla ilgili alımlar yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Ha sayılar çok tatminkar olmayabilir. Ama şunun anlaşılması gerekiyor. Biz hep şunu söylüyoruz. İş ehline bırakmak gerekiyor. Evet. Yani o alanda mesela 112... Acilciler diyelim ki o alanda başkalarının çalıştırılması yerine gerçekten o bölümden mezun arkadaşlar işte veterinerler, su ürünleri, ondan sonra ziraat fakültesi mezunları herkes kendi alanında çalışırsa milli ve yerli projelerle birlikte ülkemizin önündeki engellerin tamamı ortadan kalkar. Ben inanıyorum ki güçlü Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız. Birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu dönemde el ele vereceğiz. Daha da kenetleneceğiz. Zorlu bir süreçten geçiyor ülkemiz. Bakın dışarıdan zaten yeteri kadar saldırı var. Onun için içeride daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. Ben herkesten onu rica ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletinden şunu rica ediyorum. Hiç ister misiniz işte Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayan bir Cumhuriyet Halk Partili olmak? İstemezsiniz değil mi? Biz hep şunu dememize, bundan herkes rahatsız. Sadece ben rahatsız değilim Milliyetçi Hareket evet. Partili olarak. Biz el ele vereceğiz. Bizim ortak değerlerimiz hangisi? O ortak değerler etrafında kenetleneceğiz. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür sizlere. Ediyorum. Çok zaman sağ hızlıca geçti. Aslında daha konuşacağımız sorular var. Mesela İnşallah İstanbul Milletvekilisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da oldukça önemli. İnşallah diğer bir sonraki programlarda. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de huyu vardır şehriniz olduğunuz İstanbul'a da sevgiler saygılar gönderelim. Evet ben gönderelim. De buradan gönderiyorum İstanbul'a. Evet teşekkür ederim. Sevgiler saygılar olsun ve günün raporu programını noktalıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Onun bilgisini aktaralım sizlere ve stüdyomda değerli bir konuğum bizlerle birlikteydi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'i ağırladık ve noktalayalım. Yarın saatlerimiz 15'i gösterdiğinde ben yine sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.